Merhabalar, merhabalar. Manisa TV'den, Astrogen programından ben astroloğunuz Aysel Yıldız Bakan. Bir kez daha sizlere merhaba diyorum. Hoş geldiniz efendim. Yeni bir aya başladık, Şubat ayına başladık. Bugün 1 Şubat 2021. Bakalım Şubat ayında gökyüzünde neler oluyor? 1-7 Şubat haftasında neler oluyor? Bunların hepsini tek tek paylaşacağız. Ve bugün sizlere vaktimiz el verdiğince Enneagram'la ilgili kişilik analizleri, mizaj tiplemeleriyle ilgili çok değerli bilgiler paylaşacağım. Haftanın kitabını tanıtacağım sizlere. Ve ikinci bölümümüzde de efendim bugünkü planetimiz Satürn. Satürn üzerine bugün anlatacağız bizlere neler, nasıl bir enerjiler aktardığını. Evet efendim. Nasılsınız? Yorucu, zorlu, belki sıkışmış, belki sıkılmış bir hafta yaşadınız birçoğunuz. Biliyorum. Fakat Şubat ayında da çok güzel haberlerimizin olacağı kadar sıkıntılı, zorlayıcı, yine kopuşların, isyanların, yangınların, patlamaların, agresyonun içerdiği enerjilerde fazlalıkla olacak arkadaşlar. Ben şöyle bir programımıza bağlanabileceğiniz canlı yayın telefon numaramızı vermek istiyorum. Bu numaradan bize ücretsiz olarak bağlanabiliyorsunuz. Telefon numaramız 0850 219 0111. Bağlanıp programımıza sorular sorabilirsiniz. Tabii ki haritanızı burada yorumlamam mümkün değil. Yanımda programlarım açık değil. Ama genel anlamda elimden geldiğince yanıtlayacağım sizlere. Bu hafta biraz benim de ses tellerim böyle çok konuşmaktan belki de biraz kısık ve anlattıklarımız içerisinde de dilimiz sürçülisan ederse her zamanki gibi affola diyorum efendim. Evet, çaylarınız, kahveleriniz hazırsa artık başlayalım. Bakalım bu Şubat ayında neler olacak, bizleri neler bekliyor. Bu arada arkadaşlar, Astrogen111 hashtag'imiz Instagram'dan, Facebook'tan da bize ulaşabilirsiniz. Ben Aysel Yıldız Bakan, evinizin astroloğu olduk efendim. Beni kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, bugün Şubat ayına hemen 1 Şubat'la birlikte sabah öncesinde İzmir, Çanakkale, Ege bölgesine geçmiş olsun diliyorum ben. 5.2 büyüklüğünde ve 4.8 büyüklüğünde bildiğim kadarıyla 2 tane deprem oldu. Tabii biz bunu geçtiğimiz yıldan başladık anlatmaya. Bu yıl depremle ilgili yoğunlukların, gündemlerin çok olacağıyla ilgili sarsıntıların hem hayatımızda, hem dünyada, hem toprakta sarsıntıların çok olacağını hep anlattık bütün astrologlarla birlikte. İşte o dönemleri yaşıyoruz. 2020 yılı çok zorlu bir yıldı. Ölümle, yaşamla mücadele ettiğimiz bir yıldı. 2021 yılının özellikle Ocak, Şubat ve bir kısım Nisan ve Ekim-Kasım ayları da aynı şekilde sanki filmin devamı niteliğinde arkadaşlar. Yani bu ayda gökyüzünde sert enerjiler var. Şubat ayına girdik hemen ve bu depremle ilgili öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Ben çok seviniyorum ki böyle küçük küçük orta şiddetli depremlerin olmasına şükürler olsun. Çok daha büyük depremlerin olmasını önlüyor bence. Evet, Şubat ayına bugün Venüs'ümüz Kova Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Venüs 25 Şubat'a kadar Kova Burcu'nda seyrini gerçekleştirecek. Peki, özür dilerim. Venüs Kova'da bize neler getirecek arkadaşlar? Venüs teknolojik aşklar, nasıl diyelim, iletişimlerde biraz soğukluk, ara vermek, yalnızlık, marjinal ilişki algısı, değil mi? Yeni ilişkilerde getirebileceği gibi eski ilişkilerinizde de daha değişim,
marjinallik arzu ediyor. Venüs Oğlak Burcu'nda toprak burcuydu arkadaşlar. Sanki üzerine ölü toprağa serpilmiş gibiydi. Bir kısım oradan açıldı, daha rahatladı. Venüs daha böyle yalnızlık, içe çekilme, geriye çekilme, ilişkiyi sorgulama, zihinle alakalı Kova burcunda olduğu için zihnimizden geçenler ve hayatla ilgili konularda daha çok bireysel değil de sosyal ilişkiler, sosyal gelişmeler ya da ilişkinizin sosyal toplum ve çevrelerdeki durumları ve duruşlarıyla alakalı daha çok daha bağımsız ilişkiler, yani böyle özgürlük arzuları, hayatı güzelleştirmek için özgürleşme arzuları, daha böyle Venüs Kova'da arkadaşlar arkadaşlıkla ilgili, bu arada arkadaşlar kelimesini de çok sık kullanıyorum, bunu düzeltiyorum efendim. Ama sizleri arkadaşım olarak görüyorum ve böyle hitap etmeyi de çok seviyorum. Tabii ki siz izleyicilerimize, izleyicilerimiz olarak hitap etmek de keyifli. Her ne diyorsak gönülden söylüyoruz efendim, bunu bilin. Evet. Venüs Kova benim de çok sıklıkla kullandığım bu arkadaşlar kelimesinin olduğu gibi arkadaşlık arzusunu, daha böyle sosyal arkadaşlıkları, daha böyle geliştirecek, pekiştirecek ve bir nevi de sabit burçta olduğu için sağlamlaştırabilecek durumda aslında. Kalıcı dostluklar, arkadaşlıklar, arkadaşlıkları pekiştirmek, ilişkilerinizi bir kopuş varsa iyileşebilecek, değişebilecek, hani yenilenebilecek, revize edilebilecek bir ilişki ise burada yeni bağların, daha kalıcı bağların, daha böyle dostça, arkadaşça bağların kurulabileceğini gösteriyor. Dediğimiz gibi toplumsal sorumluluklar, iletişimle ilgili konular, iletişimi sıra dışı ilişkiler, görüntüde marjinal değişim arzuları, bunlar sıklıkla olabilir. Daha çok entelektüel konular, daha rasyonalizm, daha gerçekçi bakmak hayata ve ilişkilere, kaynaklara, yeteneklere, vizyonlara, hepsine daha gerçekçi bakacak diyoruz. Venüs'ümüz Mart ayında 25 Şubat'a kadar Kova burcunda seyrini gerçekleştirecek. Daha sonrasında Balık burcuna geçecek. Venüs yücelim burcu, yani yüceldiği, kendisini çok iyi hissettiği, daha verimli olarak enerjisinin pozitif yönde çalıştığı burç Venüs burcudur. Balık burcudur arkadaşlar. 25 Şubat'tan sonra da Venüs'ümüz de Mart ayında da Balık burcunda olacak. Bu arada gökyüzünde Şubat ayında Merkür'ümüz Rex dediğimiz ya da retro pozisyonda arkadaşlar, 31 Ocak 22 Şubat arasında Merkür retro pozisyonuna devam edecek. Merkür retrosuyla ilgili çok fazla anlatılıyor. Geçtiğimiz hafta da ben buna değinmiştim. Bir kez daha değinmek istiyorum. Genel basma kalıp dogmatik bilgilerin dışına çıkarak, retro demek geçmiş demektir. Merkür demek bilgi iletişimi aktarımı demektir. Hani ben size Merkür'ü anlatırken ne demiştim? Tautu Hermes'i bilgi akışı sağlamak. Demek ki siz de geçmişle ilgili zihin yapınızla iletişim kurduğunuz veyahut kuramadığınız bir türlü uzlaşma, anlaşma sağlayamadığınız, geriye gidip bunu düzeltmeniz gereken zamanlar olarak, mesajlar olarak almanızı öneriyorum. Merkür retrosunda da gayet iyi bir şekilde ürün de alınabilir. Oldukça sağlam ve sağlıklı ürünler de olabilir. İlla telefonunuz, bilgisayarınız,
arızalanacak, bozulacak diye asla öyle bir şey yok. Bilakis geçmişte belirlediğiniz, şu anda belki alışveriş çok yoğun olduğu için Merkür Retrosu'nda elektronik aletlerde özellikle kampanyalar olabilir ve bunları da değerlendirebilirsiniz. Yani bu algıdan Merkür zihin yapımız, düşünce yapımız, algılayış şeklimiz, yani biz burada gezegenlere de gökyüzüne de artık kodladığımız negatif algılardan çıkarsak, bunları pozitif, olumlu bir şekilde etki eden olarak dönüştürürsek daha iyi sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Siz yine de hangisine inanıyorsanız o gerçekliği yaratacağınız için inandığınız şey neyse lütfen bunu yapın diyorum. Evet, pazartesi günü bugün gökyüzünde 1 Şubat Güneş-Mars karesi var, dik açısı var. Güneş ve Mars arasında dik açı var. Güneş bizim babayı temsil eder, otorite figürlerini temsil eder. Güneş bizim eşimizi temsil eder, bayanların, kocalarını yani temsil eder. Devletteki yöneticileri, liderleri temsil eder, dünya liderlerini temsil eder. Burada Mars'la olan dik açısı dürtülerin ve egonun, aynı zamanda Güneş egoyu temsil eder. Bir taraf ego, Mars'ta neydi? Dürtülerimiz, eylem gücümüz, yapabilitemizdi. Daha önce bunları size hep anlatmıştım. İkisi birlikte birbirlerini sıkıştırıyorlar. Birbirlerini sıkıştırıyorlar. Peki ego ile dürtüler bir araya gelirse ne olur? İşte bunları düşünün arkadaşlar. Tam da şu anda gökyüzünde bunlar var. Salı günü de devam edecek. Aslında haftanın geneline bu enerji yaygın bir şekilde devam edecek. Cumartesi günü güzel, birçoğuna göre çok güzel hafta sonu enerjiler de var. Satürn-Venüs kavuşumu var. Bu süreç içerisinde sizden daha Satürn olgun demektir. Satürn otorite sahibi demektir. Satürn disiplin demektir. Satürn öğretmen demektir. Satürn, bugün Satürn'ü anlatacağız, aynı zamanda tarım tanrısıdır. Yani toprağın, hasadın, zamanın lordu, karmanın lordu ve tarım tanrısıdır. Tarımla ilgili de güzel bir gündemlerin, gelirlerin, kazançların bir araya gelebileceğini de ben öngörüyorum açıkçası. Evet, orada Satürn-Venüs kavuşumumuz olacak. 5 derece 54 dakikada bu sosyal çevre umutlarla ilgili, kariyerden gelecek kazançlarla ilgili, otoriteden gelecek güzel şeylerle ilgili, aynı zamanda sizden yaşça veyahut da zihin yapısı olgun yeni arkadaşlıklar, flörtler ya da ilişkinizin olgunlaşma süreçleri, ilişkinizin deneyimler sonrasında artık daha böyle sağlam, yapıcı, bilgi akışının, iletişimin daha sağlıklı olduğu bir süreç evrilmesi de çok mümkün. Tabii ki diğer tarafta Güneş ve Mars'ın kareleri de apayrı bir şey. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Yani bir tarafta Yin, bir tarafta Yang. Bir tarafta siyah, bir tarafta beyaz. Tam bugün de o konsepti yansıtabilmek için bu şekilde, yani aydınlık ve karanlık her çok sıkışmış durumda gökyüzünde. Şubat ayının genelinde de böyle. Özellikle 17 Şubat söyleyeceğim. Evet, aynı zamanda haftaya baktığımızda Venüs ve Chiron'un, yani Chiron'un güzel bir sextil dediğimiz 60'lık bir açısı var. Bu nedir? Şifa konusunda bir şeylerin, bilgilerin açığa çıkacağını, yara aldığınız, geçmişte yara aldığınız konularla ilgili size gelecek, duyduğunuz, okuduğunuz, izlediğiniz, duyduğunuz, dinlediğiniz bir şekilde bu bilgilerin size iyi geleceğini de söyleyebiliriz. Yine 10 Şubat'ta
Merkür Mars karemiz var. Bu da nedir? Akıl ve aklın çok hızlı çalışması, aynı zamanda aklımızın dürtüsel olarak çalışması, fikir yapımızın eylem odaklı, dürtü odaklı, isyankar durumda olması diyebiliriz. 11 Şubat'ta saat 22.05'te 23 derece 16 dakikada bir yeni ayımız olacak. Kova yeni ayımız olacak. Bununla ilgili de haritada göstereceğim birazdan. 15 Şubat'ta Satürn-Uranüs karesi kesinleşmeye ilk başlıyor, kare açısı, dik açısı yani. Ve 17 Şubat'ta birazdan harita üzerinde göstereyim ben bunları. Ayın da birlikte olduğu bir alan, bir zaman dilimi var. Haritada göstereceğim. 18 Şubat'ta Güneş Balık Burcu'na geçecek. Burada o hafta geldiğinde balık burçlarının doğum günlerini kutlayacağız. Ve ayı 27 Şubat'taki Başak Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunay ile kapatacağız. Nasıl kapatacağız? Şimdi bakacağız. 2021 yılında 3 kere Uranüs ve Satürn karesi var. Bunlardan ilkini yaşayacağız 17 Şubat'ta. İkincisi 14 Haziran'da, üçüncüsü 24 Aralık'ta gerçekleşecek. Satürn-Uranüs kareleri 22 yılda bir gerçekleşiyor. 1999 yılında olmuş en son. Tam iki zıt kutuplarda, yani tam karşıtlarında gerçekleşmiş. Yani Satürn Boğa'da, Uranüs Kova'daymış o zaman. Bu şekilde olmuş arkadaşlar. 1999 yılı da maalesef depremlerle anılan bir yıldı. Merkür retroları da yılda 3 kez oluyor arkadaşlar. Bu yıl 3 kez olacak olan Merkür retrolarının tamamı hava elementlerinde. Bu hava elementlerinde olması demek bizim zihinsel yapımızı yeniden inşa etmek için bu yıkım, yürütüm ve yaratım, giriş, gelişme ve sonuç, geçtiğimiz hafta anlatmıştım. Bununla ilgili bize de fırsatlar verecek aslında. Çünkü 2000 bir telefonumuz varmış. Hemen alalım. Merhabalar. Merhaba Aysel Yıldız Bakan, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Kim arıyor, siz nasılsınız? Sevgi Yıldız Bakan. Aysel'cim ben bir şey rica edeyim. Burcumla ilgili bana bir bilgi verir misin? Benim burcum akrep. Akrep. Akrep evet. Burcu sezgileri çok güçlü. Biraz böyle tutunduğu şeyleri bırakmak istemeyen bir burcumuz. Akrep burçları, evet. Sabit burçlarımız, su grubu, derin hisleri ve sezgileri çok güçlü. Dedektif gibi her şeyi takip ederek bulup araştırmacı yönleri çok güçlü, sezgileri de çok güçlü. Fakat duygularına yenik düşmemesi gerekir. Bununla ilgili akrep burçlarını bu yıl sabitlerin tamamında değişimler evet. var, yenilikler var. Değişimlere açık olmanız gereken bir yıl Sevgi Hanım. Evet. Yenge. Ben. Teşekkür ediyorum aradığın için. Ben de teşekkür ederim bana bilgi verdiğiniz için. İyi günler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Güzel bir sürpriz oldu. Yıldız Bakan'dan Yıldız Bakan oldu ama haberim yoktu benim de. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, 0850-219-0111'den bizi arayıp canlı canlı bağlanabilirsiniz. Burcunuzla ilgili bu yıl Şubat ayında neler oluyor diye kişisel yorum alabilirsiniz. Ben yavaş yavaş şöyle bir ayağa kalkayım. Evet, başlayalım haritalarımızı bir şöyle bir okumaya. Evet arkadaşlar, yine dedik arkadaşlar, arkadaşsız olmuyor. İşte Venüs Kova'da da böyle güzel güzel arkadaşlık enerjileri var. Kova burcunda çok fazla gezegen var burada. Böyle bir bohça gibi, zaten harita tipinde de biz bohça tip harita deriz. Bohçalanmış bir şekilde Kova burcu ve onun yakınlarında gökyüzünde gezegenler sıralanmış. Geçtiğimiz haftalarda size nasıl bir tarafta biriktiğini, yani haritanın şu bölümünde nasıl biriktiğini, diğer tarafların boş kaldığını zaten göstermiştim. Bu da neydi? Dengeleri,
dengelerde, yani enerjilerin dengesinde bir tarafta ağırlık yapıyor, diğer taraf boşta kalınca ne oluyor? Oraya bir şeyler doldurulması gerek, değil mi? İşte buraya bizim doldurabileceğimiz tek şey bilinç arkadaşlar. Çünkü gökyüzünde, bakın 1 Şubat 2021 burada Venüs'ün kovaya geçişini aldım ben. Pardon. Venüs kova burcunda, görüyorsunuz burada Güneş'imiz kova burcunda, Merkür kova burcunda, Jüpiter kova burcunda, Satürn kova burcunda, hepsi neredeyse şurada. Ağır bir stelyum enerjisi var. Çok ağır. Hani şöyle altınlar bilirsiniz, beşi bir yerdeler var ya, böyle gösterişli gösterişli. Burada kova temalarında. Kova neydi? Bu haftalarda internet dataları, hackerlık arkadaşlar, bunlara çok dikkat lütfen. Bu gibi bilgi hırsızlığı, özellikle Merkür Retrosu'nun da devam ettiği süreçlerde geçmiş bilgilerinizi bir şekilde hafızalamanız, kodlamanız, şifrelemeniz, neyse bu yapmanız gerekenler, bunları yapmanızı öneriyorum. Burada baktığımız zaman Venüs'ümüzün kovaya geçişini ve bugünle ilgili gökyüzünün olaylarını görüyoruz. Neptün'ümüz yine düğümlerle kare açısını, karmik açısını devam ettiriyor. Uranüs boğa burcunda, Mars boğa burcunda bu kare açılar enerjileri devam ediyor, dik açıların. Ayımız terazi burcunda, gün gün anlatacağım burçları, çarşamba gününe kadar ayımız terazi burcunda. Çarşamba akşamından sonra Akrep burcuna geçecek. Akrep burcuna işte çarşamba zaten ay Plüto karesi de olacak. Orada ayın haftalık burç yorumunu size anlatırken ayın hareketlerine göre ve Merkür retrosunun hareketlerine göre anlatacağım. Birazdan göreceksiniz. Evet, bu bir sonraki haritayı alabilir miyim? Ayla ilgili gündemimizi anlatıyorum. Evet, burada 11 Şubat haritasını görüyoruz. 11 Şubat'ta bir ne dedik? Yeni ayımız var dedik. Bakın yeni ay neydi? Ay ve güneşin kucaklaşması, bir araya gelmesi. Ayın ışıklarının kapandığı, karanlık olduğu zamanlar, artık güneşle buluştu ve kucaklaştı o dönem. Orada gördüğümüz zaman burada yine kova burcunda gerçekleşecek bu yeni ayımız. Yeni ayımızın kova stelyumuyla birlikte oluşunu görüyoruz. Yeni ayın sabit yıldızlarında, yeni ay sürecinde Uranüs'ün üzerinde Hamal sabit yıldızını görüyoruz. Yeni ay olduğu zaman da Uranüs'ün üzerinde Hamal sabit yıldızını görüyoruz. Şimdi bir sonraki haritayı alırsak orada göstereceğim ben başka bir şey daha. Arkadaşlar bu da 17 Şubat 2021. Burada saatini birazdan okurum. Burada ekranda bulanık görüyorum. Tam olarak göremeyim. Şurada ne gerçekleşiyor biliyor musunuz? 7 derece 13 dakikada Boğa burcunda Uranüs ve Ay partil, kucak kucağa kavuşmuş bir durumda. Bakın birkaç ay öncesinde gerçi bir tutulma süreciydi o, fakat bu da zaten gökyüzü tutuluyor, sürekli tutuluyor. Tutulma gibi enerjiler var gökyüzünde diyebilirim. Tutulmaya da gerek kalmadı artık neredeyse. Baktığımız zaman burada partil kare var. Partil kare açısını görüyoruz. İşte burada 17 Şubat'ta zorlayıcı etkiler, açılar var. Özellikle 17 Şubat. Tabii bunun bir gün, iki gün öncesi ve bir gün, iki gün sonrası lütfen gerginliklere, isyanlara, çatışmalara, tartışmalara bugünden başlayarak dikkatli olun. Her türlü toprakla ilgili gündemler, patlamayla, yangınla, katliamlarla ilgili suç oranlarının da artacağı gündemler ne yazık ki şu etkileşimde görebiliyoruz. Şimdi haftalık bakalım, burç yorumlarımıza bakalım. Bir bu hafta burçlarımızı neler bekliyor diyelim. Evet sevgili izleyiciler.
Sevgili koçlar, yükselen burcu koç olanlar. Şimdi pazartesiden çarşambaya kadarki günlerde ne dedik? Ayımız terazide dedik. Ay terazide demek nedir? Sizin 7. evinizde karşınızda. Karşınızdaki kişiyle bu eşiniz, ortağınız, partnerinizle ilgili ikili ilişkileriniz gündemde. Çarşamba günü Ay Plüto karesi var ki ayın haftalık burç yorumlarında biz ayın hareketlerini baz alırız. Burada duygusal ilişkilerinizde biraz sıkışma, zorluk enerjileri olabilir. Perşembe cuma Ay Akrebe geçecek. Akrep sizin 8. evinizdedir. Ortaklık konuları, miras konuları, alacaklar, krediler, borçlarla ilgili, tazminatlarla ilgili gündemler Perşembe, Cuma olabilir. Hafta sonu Ay Yay'a geçiyor. Daha sakin, sporla ilgilenebileceğiniz, seyahatler, yurt dışı ilişkiler, yeni eğitimler gibi konular gündeme gelebilir. Merkür sizin 11. evinizde retro pozisyonda, bu sizin sosyal eviniz, umutlar eviniz, sosyal çevreleriniz, arkadaşlıklar eviniz, aynı zamanda kariyerden getireceğiniz kazançlarla ilgili eviniz olduğu için orada yani ortaklıklardan, sosyal çevrenizdeki gelirlerden, internet üzeri kazançlardan, takım çalışmalarıyla ilgili prim usulü çalışmalardan, gelirlerde, geçmişten gelen iş başvurularında bunlarla ilgili aksaklıklar, gecikmeler de olabilir, yeni fırsatlar da olabilir. Bu tamamen sizin bireysel haritanıza göre değişir. Sevgili yükselen boğalar, bir telefonumuz var, alalım. Merhabalar. Merhabalar Ayşe Hanım. Merhaba Merve. Merve Hanım. Bağlanmak sonunda kısmet oldu. Sizi severek takip ediyorum Facebook'tan. Teşekkürler. Hoş geldiniz kısmet Merve Hanım. Kısmet bugün neymiş? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Ayşe Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de harikayım. Buyurun, dinliyorum sizi. Bu ay biraz sıkıntılarım var. Balık burcuyum. Bu ay balık burcu için nasıl geçecek acaba? Yorumlar mı kullanacağım? Az sonra balık burcuyla ilgili anlatacağım. Fakat balık burcu biraz böyle yıl genelinde diyelim, balık burcunu madem aradınız, yıl genelinde değişken burçlarda sanki algılayamadığınız, sanki ne olduğunu tam olarak göremediğiniz, sıklıkla değişkenliklerin olduğu gündemleriniz olacak. Şanslı zamanlarınız da var. Tabii ki de üzücü, yorucu, değişmesi gereken durumlar da olacak. Balık burçları bu kaçan ve kovalayan enerjisinden çıkarsa eğer, bilinçli olarak olaylara şimdi ne yapmam gerekir diye bilinçli olmayı seçerse, sanatsal konularında çok daha yetenekli yazma becerilerini gündeme koyabilirler Merve Hanım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ediyorum, sevgiyle. Evet sevgili boğalar. Pazartesi, çarşamba arası Ay terazide. Bu sizin 6. evinizde, yani rutin hayatınız, bedensel sağlığınız, iş arkadaşlarınızla ilgili konular, işverenleriniz, iş ortaklıklarınız, iş yerindekilerle ilgili konular, bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Perşembe, Cuma günü Ay Akrep'e geçtiğinde, Akrep sizin 7. eviniz, yani karşınızdaki eşiniz, ilişkide olduğunuz ortağınız, partnerinizle ilgili gündemler ön plana çıkacaktır. Hafta sonu ise Ay Yay burcunda ve sizin 8. evinizde, bu yine ameliyatlar, fiziksel sağlık evi, ortaklıklar, kredilerle ilgili. Tabii ki burada sabitlerde, siz de sabit bir burçsunuz. Agresif enerjiler Mars boğada ve Güneş'i kareleyecek, egoya doğru hareket, eylem yapacak. Biraz önce anlatmıştım. Lütfen sakin olun diyorum. 21'ine kadar, Merkür Retrosu bitene kadar da sizin 10. evinizde Merkür Retronuz gerçekleşiyor. Yani sizin 10. evinizde. Bu nedir? Medeni haliniz, kariyeriniz,
işinizle ilgili gündemler, toplum önündeki statünüzle ilgili gündemler olacak. Lütfen sonradan pişman olacağınız ani fevri çıkış ve kararlar yapmayın diye öneririm. Evet, sevgili yükselen ikizler. Pazartesi ve çarşambaya kadar ayın hareketleriyle anlatıyorum. Ay ve Merkür'le anlatıyorum size. Beşinci evinizde, beşinci ev aşk, sahne, hayaller, yatırımlar, aynı zamanda kumar da gelebilir. Burada çocuklarımız, evet bunlarla ilgili yeni yatırım planları, yeni aktif alanlar, zamanlar olabilir. Çarşamba gününe sizin için de dikkat, orada bir Ay Plüto dik açısı oluyor. Oraya dikkat, Perşembe, Cuma iş ilişkileri vurgularınız, sağlık konuları, hafta sonu Ay Yay burcunda sizin 7. evinizde hafta sonu karşılıklı ilişkilerinize dikkat diyorum. Bunlarla ilgili gündemler olabilir. Sizin yönetici gezegeniniz retro yapıyor. Merkür çocuklarısınız. Merkür'ün oğullarıdır ikizler. 9. evde, 9. ev nedir? Bu konulara dikkat. Yurt dışı ile ilgili konular, ticaret, e-ticaretle ilgili konular, hukuksal konular, eğitimle ilgili konular dikkat. Bunlarda aksamalar olabilir. Davalarınız varsa bu süreçler uzayabilir. Bunlarla ilgili gündemler mümkün. Sevgili yükselen yengeçler, ben de bir yükselen yengecim. Pazartesiden çarşamba akşamına kadar olan süreç, haftayı bölerek anlatıyorum. Ay terazi burcunda, sizin 4. evinizde. 4. ev aile, yuva ile ilgili konular, gündemler, evin içinde değişimler, tadilatlar, ev alım satım, taşınma neyse, bunlarla aile ilgili konular, iletişimler, aile içi iletişimler yoğun olacaktır. Çarşamba gününe dikkat, Ay Plüton'un dik açısı var. Ailenizden gelebilecek sağlık haberleri, sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. Sizin de aynı zamanda sağlığınıza dikkat diyorum. Perşembe, Cuma Ay Akrep Burcu'na geçtiğinde yükselen yengeçlerin 5. evine geliyor. Yeni aşk olasılıkları da olabilir. Ya da aşkla ilgili yenilikler, bu Venüs'ün de kovada olmasıyla birlikte özgür, özgün ilişkiler, ilişkilere daha bir sabit, stabil bir üst oktava taşımakta düşünebiliriz. Çocuklarla ilgili yoğun, keyifli ilişkiler sizleri bekliyor. Bilinçaltı konularıyla da ilgili bütün burçları, aslında bu her zaman için gerekli, iyi bir dönem. Özellikle yengeç, yükselen yengeçleri de söylüyorum. Hafta sonu ise Ay sizin 6. evinizde, Yay burcunda, hizmetle ilgili alanlar, işi eve taşımayın diyorum ben. İşi eve taşımış olabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili gündemler olabilir. Rutin hayatınızla ilgili konular olabilir. Sağlıkla ilgili gündemleriniz olabilir. Merkür'ün retrosu sizin 8. evinizde. Bu nedir? Hastalıklara dikkat, ortaklık gelirlerine. Burada tabii bir sağlığınıza kavuşmak da olabilir bu. İlla hasta olacaksınız diye bir şey yok. Bir problemi, sağlık problemini aşmış da olabilirsiniz. Bununla ilgili baktığımız zaman, evet, bunlar da olabilir. Ortaklıklar, krediler, nafakalarla ilgili gündemler diyebiliriz. Evet, sevgili yükselen aslanlara gelince, pazartesiden çarşambaya kadar Ay terazi sizin iletişim evinizde, kardeşler, yakın akrabalar, ticaret, araçlarınız, işte eğitimleriniz, sertifikalarınızla ilgili hareketlilik, bunlarla ilgili ticari faaliyetlerde hareketlilik görünüyor. Perşembe, Cuma Ay Akrep'te sizin 4. evinizde ev ve aile ile ilgili, baba ile ilgili konularda hareketlilikler ve gündemler mümkün. İşte ev tadilattır, tamirattır, ev alıp satma, değiştirme, bunlar gündemler olabilir. Hafta sonu ise Ay Yay'a geçtiğinde ateş elementinde, siz de ateş elementisiniz, 5. evinize geliyor. Orada bir tutkulu aşk, derin bir aşk
aşk planları, hobilerinizi hayata geçirmek, yeni yatırım planları ile ilgili konular gündemde. Merkür sizin 7. evinizde retro yapıyor. 7. ev eş, ortaklıklar, avukatınız, bu gibi konulardır. Burada kova konuları ile ilgili gündemler. Buralara dikkat lütfen. Çünkü geriye dönük, geçmişten dönük konular gelebilir. Sevgili yükselen başaklar, yönetici gezegeniniz, siz de Merkür çocuğusunuz. Sizin de yönetici gezegeniniz retro yapıyor biliyorsunuz. Pazartesiden çarşambaya kadar Ay terazide sizin ikinci evinizde. Parasal konular, güvenlik arzuları, özdeğer, finansal, kariyer, yine tabii ki de iş başvurularına hazırlıklar, bunlarla ilgili gündemler olabilir. Çarşamba günü sizin Ay Pluto karesi yanlış kararlar almanıza, bu hafta bütün burçlar için söylüyorum altını çizerek, mesajlaşmaya, mesajlara, ilettiğiniz mesajlara dikkat diyorum. Yanlış anlaşılabilir, yanlış mesajlar iletebilir ya da mesajları yanlış anlayabilirsiniz. Bu çok önemli bir konu. Evet, Perşembe Cuma ise Ay Akrep'e geçtiğinde sizin 3. evinizde olacak. Yakınlarınızla ilgili konular, kardeşlerden haberler, iletişim, yoğun ticari konular, eğitim, araçlarınızla ilgili konular, ne varsa burada. Hafta sonu ise Ay Yay'da sizin 4. evinizde. Evinizle ilgili tadilatlar, güzelleştirme, düzenleme, siz düzeni de seviyorsunuz, bunları yapabilirsiniz efendim. Evet. Sevgili terazi burçları, sizin burcunuzda bugünden çarşambaya kadar Ay sizin burcunuzda. Burada güzellikle ilgili konular, estetik güzellik, Venüs de kovaya giriyor ya, ama estetik ameliyatları değil, operasyonla ilgili değil, daha böyle marjinal konularda, estetik güzellikte ilişkiler çok önemli ve değerli. Özellikle Merkür Retrosu'yla geri gelen ilişkiler, iletişimler, hepinizde duygusal konular, biraz böyle duygusal olabileceğiniz bir kaç gün olabilir. Sağlık konularında da çarşamba günü özellikle iletişimde ve sağlık konularında sıkıntılara dikkat diyorum Ay Pluto dik açısında. Perşembe ve Cuma sizin ikinci evinizde Ay Akrep. Bu da finansal konularla ilgili gündemlerin olacağını, burada bir kriz yönetme veya para akışı sağlama gibi aynı zamanda kariyer planları da görünüyor. Hafta sonu ise Ay Yay burcunda sizin 3. evinizde kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Kardeşler, yakınlarla ilgili iletişimler, böyle bilgi edinme, bilgi akışları, araçlarınızla ilgili konular, hepsi gidiyor. Merkür Retrosu sizin 5. evinizde. Bu nedir? Aşk, geri gelen aşk, eski aşkınızla ilgili gelen mesajlar, bilgiler olması mümkün. Bitmemiş konular gündeme gelmesi mümkün. Yine aşk, çocuklarla ilgili konular. Hani bazıları der ki ex'ten next olmaz diye. Ama dönüştüğü zaman her tohum yeni bir fidan, yeni bir meyve olabilir. Öyle olsaydı, ex'ten next olmasaydı eğer, tabii bu kişiye, duruma, olaya göre değişir. Burada da bugün çok güzel bir aforizmamı yorumlayacağız zaten. Evet sevgili akrepler, Mars'ın kızları, pazartesi çarşamba arasında Ay terazide sizin 12. evinizde bilinçaltı konular, ilişkileri çok sorgulayacaksınız. Arkadan dedikodular, konular, böyle kontrol dışı takıntılarınız, tutunduklarınız, olayları büyüttüğünüz bunalımlara dikkat diyorum. Ay çarşamba günü Ay Pluto dik açısında da yine takıntılarınız gündeme gelebilir. Bir telefonumuz var, alalım lütfen. Telefonumuzu. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ayşe Hanım. Merhaba Oya Hanım, buyurun. İyi yayınlar. Benim burcum kova. Şöyle söylemek istiyorum. Ama yükselenimi çok merak ediyorum. Kova burcunda bu ay doğum gününüz kutlu olsun.
Bugün de Venüs kovaya girdi. Venüs sizin evinizde. Venüs güzellik, bolluk, bereket, Afrodit tanrıçasıdır. Para, yani hayatın keyifli, ihtişamlı yanları Venüs, yani hayatı güzelleştiren tarafımızdır. Yalnız yükselen burcunuzu öğrenebilmek için doğum saati bilgileriniz gerekli Oya Hanım. Bunu efendim. Alo. Yükselen burçları doğum saati bilgisiyle öğrenebiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum aradığınız için. Sevgiler. Evet, Perşembe ve Cuma günü Ay Akrep'te biraz duygularda rahatlama olacak. Yani neymiş, yükselen akrepler hafta sonuna kadar gergin, stresli, ki sabitlerin tamamı bu durumda. Yani kimler? Boğalar, kovalar, akrepler. Bunların hepsi arkadaşlar böyle olacaklar. Hafta sonu Ay Yay'a geçtiğinde onların ikinci evinde hafta sonu da böyle para konularını gündeme çok getirebilirsiniz. Bunlarla da ilgili fiziksel rahatlama, bedensel rahatlama, işte böyle bir topraklama yapın suyla, meditasyonlar filan size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Merkür'ün retro hareketi sizin dördüncü evinizde olacak. Yani aile, baba, anne, evinizle ilgili konular gündemde olacak. Burada geçmişteki gerginlikler, geçmişteki bilgi akışı, iletişimler gelecek. Sakin ve sükunette olmanızda bütün burçlar için yarar var. Varsın olsun 21'inden sonra iletişimlere böyle size gelen bir şeyler olsa bile, suçlandığınızı hissettiğiniz bir durum olsa bile, işte sen şöyle demiştin, sen böyle yapmıştın diyenler olsa bile, siz bunu Merkür Retrosu geçtikten sonra yapın derim. Evet, yaylar, sevgili yükselen yaylar, Pazartesi çarşamba arası ayın terazide olduğunda sizin 11. evinizde sosyal çevreler, çevreniz, umutlar evinizde oluyor. Bu nedir? Sosyal iletişimler, yeni kariyerle ilgili konular, yeni arkadaşlar veya arkadaşlarınızla ilgili takım, grup, ekip çalışmalarında yenilikler gibi gündemler çok fazlasıyla yoğun. Çarşamba günü Ay Plüto dik açısında sakin olun lütfen. Bütün burçlar sakin olun. Bütün hafta sakin olun. Şubat boyunca sakin olun. Arkadaş ve kariyerlerinizle ilgili, arkadaşlarınızla ilgili, umutlarınızı hayata geçirirken ki ilgili konularda gerginlikler, aksamalar olabilir. Sakin olmakta yarar var. Perşembe, Cuma günü Ay Akrep'te sizin 12. evinize geliyor. Yine bilinçaltından gizli konular, sorularla ilgili sizi zorlayabilir. Arkanızda olanlar, saklı duygular, dürtüler araya çıkabilir. Hafta sonu Ay Yay sizin burcunuzda. Böyle biraz keyifli zaman geçirin. Merkür Retrosu da sizin 3. evinizde olacak, gerçekleşecek. Yazılı, sözlü iletişimler, ilettiğiniz mesajlara dikkat, geri geçmişten gelecek anlaşmalar, anlaşmazsızlıklar. Bu aralar Merkür Retrosu bitene kadar tüm anlaşma ve anlaşmazlıklarda çok dikkatli olun. Dijital imzalarınıza lütfen dikkatli olun. Yakınlarla ilişkiler, ticari konular gibi gündemler demişiz efendim. Evet sevgili oğlaklar, Pazartesinden çarşambaya kadar Ay sizin 10. evinizde. 10. ev nedir? Toplumdaki statünüz, kariyeriniz ve medeni haliniz, ailenizle ilgili soyadınızın bulunduğu alandır. Yani oralarda bir parlama, anne ile ilgili konular gündeme gelecek. Böyle bir ışığınız parlayabilir. Çarşamba günü Ay Plüto dik açısı ailede kariyerle ilgili bu parlayan konularda gerginlikler yaratabilir. Yani haritanız biricik olduğu için bunu diyebilirim. Perşembe Cuma günü Ay Akrep Burcu'na geçecek. Sizin 11. evinizde. Bu nedir? Kariyerden sonrası getirilerinizle alakalı konular, sosyal yaşamınız, ilişkileriniz, sosyal ilişki, şirket bağları, işte kariyer getirileri, bunlarla ilgili gündemler olacaktır.
Hafta sonu ise Ay Yay burcunda sizin 12. evinizde. Yani yine böyle bir içe çekilme, geriye çekilme, bu oğlaklar bunu çok sıklıkla yapabiliyor gibi konular, bilinçaltı konuları, bilinç dışının dışa vurumuyla ilgili konular. Merkür Retrosu sizin 2. evinizde, sürpriz finansal gelişmeler olabilir. Para çıkışları, finansal kaynaklar, para girişleri de olabilir. Sevgili yükselen kovalar, pazartesi çarşamba aralığında Ay Terazi burcunda sizin 9. evinizde. 9. ev nedir? Maneviyat, derinleşme, astroloji, felsefe, eksantrik konular, yurt dışı konuları, eşinizin akrabaları, aynı zamanda mahkeme ile ilgili gündemler, eğitim, yeni yüksek eğitimlerle ilgili konular. Kova burcunda böyle planetler, ne dedik? Beşi bir yerde gibi dizildiler dedik. İşte burada bu gibi konular, 9. ev konuları çok yoğun gündemde olacak. Çarşamba günü Ay Plüton'un dik açısı ikili ilişkilerde, mahkeme ile ilgili konularda, dava ile ilgili konularda, eğitim ile ilgili konularda aksaklıklar da verebilir arkadaşlar. Perşembe cuma günleri Ay Akrep'te sizin 10. evinizde, kariyerinizle ilgili, annenizle ilgili, yine aileden gelecek haberler, bilgi akışları olması çok mümkün. Hafta sonu Ay Yay burcunda sizin 11. evinizde sosyalleşme arzuları, böyle iletişim kurmak isteyeceksiniz. Tabii ki de bu çok normal, özgürleşme arzuları çok normal. Fakat burada ilişki, iletişimlerde siz de sabit bir burçsunuz. Kovalar da sabitlerdendir. Özellikle yanlış anlaşılmalar, agresif enerjiler, yoğun bir stelyum etkisi altındasınız. Lütfen aksaklıklar da mümkün. Burada sakin ve sükunetli olun. Evet, geldik 12. burcumuz sevgili Balık burcuna. Balık burçları da pazartesi çarşamba arası ayımız Terazi burcunda sizin 8. evinizde. Yani krediler, ortaklıklar, hastalık ve ameliyat evinde. Orada nafaka, miras, tazminat, bunlarla ilgili gündemlerin olması çok mümkün. Çarşamba günü Ay Plüto dik açısı var. Finansal konularda hatalar, yanlışlıklar, yani böyle para aktarımları, tüm burçlara söyleyeyim ben, para aktarımı, yani para aktarım konularına dikkatli olun arkadaşlar. Burada yani nedir? Hackerlar da gündeme gelebilir, siber saldırılar olabilir. Bunlarla ilgili çok haberlerde duyulacak. İşte telefonlarınıza gelecek yanlış mesajlar. Hani bu gibi birçok insan dolandırılmıştı biliyorsunuz. Bu gibi şebekelerin, dolandırıcılıkların çok gündeme, su yüzüne çıkacağı, yalan haberlerinde, Merkür Retrosu da var bir sürü bu açılarla ilgili, asparagas haberlerinin çok yoğun olacağı zamanlar olacak. Aynı zamanda Balık burçlarının perşembe, cuma böyle bir derinleşme arzuları, yurt dışı ile ilgili konular, gündemler, eşlerinin akrabaları ile ilgili konular, gündemler olabilir. Burada hareketlilikler olabilir. Hafta sonu Ay Yay burcuna geçtiğinde sizin 10. evinize geliyor sevgili yükselen balıklar. Aile ile ilgili konular, anne ile ilgili konular, kariyerle ilgili konular, planlar yapabilirsiniz. Bunlar gündemde olabilir. Merkür Retrosu sizin 12. evinizde. Burada bilinç dışı konular, korkular, takıntılar, kuruntular, obsesif konular, sizi obsesif eden, depresif eden konular, dedikodular, maskeler, gizli saklı konular, hepsi açığa çıkabilir, gündeme gelebilir diyorum. Burada astroloji ile ilgili gündemimi kapatıyorum. Şimdi enegramı anlatabilecek zamanımız var mı sevgili reji? Molaya veriyoruz. Peki reklamlara geçiyoruz. Reklamlardan sonra burada kalın. Çünkü size enegram kişilik tiplerini anlatacağım. Ve bununla ilgili tabii kısa kısa, zaman yettikçe anlatıyorum. Aynı zamanda Satürn'ü de çok kısaca anlatacağım. Görüşmek üzere. Ben astroloğunuz Aysel Yıldız Bakan. Astrogen programı ile buradayız efendim.